Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Pyromen severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bu serimizin son videosundayız. Bir aksilik olmazsa burada serimizi tamamlıyor olacağız. Aynı zamanda birkaç tane içeriği tanıtma imkanım olacak. Ben bir önceki videodan bu yana envanterimde bulunan bütün boss ruhlarını, aynı zamanda şu 3 ruh dışındaki bütün ruhları kullanıp sahip olduğum face statını 45'e kadar yükselttim. Bir aksilik olmazsa bu şekilde devam ediyor olacağım. Buradan İlk yapacağımız iş şu yolu takip etmek olacak. Buraya ilerleyeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşları öldürdüm. Burada bir su aygırımız var. Ben saldırım yap dostum. Ben sana atarım bunları. Şimdi rahat olsun. Bu bir tık kötü olmuş olabilir. Bir tık o zamanlama ayarlayamadım. Hop. Şimdi Pyromancy build'larda hasarı yüksek tutabilmek adına şuradaki Red Tearstone Ring'den faydalanan build'lara denk geldim. Bu build'larda amaç şu oluyor. Boss'lardan her zaman için uzak durmaya çalışıyorsunuz. Mümkün olabildiğince yanlarına girmiyorsunuz ya da boss'u çok iyi bildiğiniz için hani bayağı riskler alarak oynamaya devam ediyorsunuz. Canınız %20 ya da %20 biraz daha altında olacak şekilde boss'larla kapışıyorsunuz. Bu çok çok daha fazla hasar almanıza imkan tanıyor. Ama aynı zamanda hani siz de bir miktar riske sokuyor. Oynamak isterseniz bu yüzden faydalanabilirsiniz. Bir önceki videonun sonunda elde etmiş olduğumuz kralın yüzüğü vardı. O yüzüğü takıyorum. O yüzüğü takmamla birlikte bu ve benzeri kapıları açma imkanım oluyor. İlk olarak bu kapıyı açıyor olacağız. Aldias Keep bölgesine gelmiş olduk. İlk olarak şuradaki kulübenin içerisindeki bonfire'da dinlenmek istiyorum. Pyromancy'leri yenilemek adına vesaire. Sonrasında burada bir tane Fire Seed'imiz var. Eğer ki Fire Seed'ler eksik tutuyorsanız veya koleksiyonlar topluyorsanız bir diğeri de burada. Buradan hızlı bir şekilde aslında Guardian Dragon dediğimiz şeye doğru gidiyor olacağız. Guardian Ejder'e doğru gidiyor olacağız. Yolda bizi bloklayan arkadaşlar olursa yani çok güzel bir Pyromancy büyüm var deyip kendilerine saldırmak niyetimiz var. Lıkır. O sen de hiç çok güzel. Harikasın. Bakalım hangimiz dayanacağız. Ben dayandım. Şimdi bu bölgede bizi ilgilendiren bir tane NPC karakter var. Bir aksilik olmazsa onun quest'ini yine bu bölümde aradan çıkartıyor olacağım. Şu sol tarafta bir tane kol var. O kolu kesinlikle çekmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle o kolu çekmeyin. Önemli. Geldik. Bu kolu çekiyoruz biz. İlk olarak boss fight öncesindeki bonfire'ımızı yakıyor olacağım. Ya hani olur da ölürsek, başımıza bir şeyler gelirse rahat rahat kaldığımız yerden devam edebilirim diye. Burada bir güzlü duvarın arkasında bonfire'ımız var. Çıtlatmış olmak yeterli. Çok ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Buradan yukarı çıkıyorum. Oradan devam ediyorum. Buradaki herhangi bir düşmanı öldürmenize gerek yok. Dümdüz ilerleyebilirsiniz. Şu kapıya yaklaşıp sağ tarafa geçiyorum. Bu arkadaş kapıyı kırıyor. Sağ olsun. İlerliyorum, bu kapıyı açıyorum. Bu kapıya yaklaşıp sağ tarafa geçiyorum. Bu kapıyı da bir diğeri kırmış oldu. Sonrasında buradan boss fight'ımıza giriyoruz. Guardian Ejder'deyiz. Burada direkt hani Flame Swap'la başlayabilirsiniz. Bir miktar şey olur.
yerinde kalacağı için hasar vurur. Sağ olsun biraz kafasıyla saldırmayı tercih etti. Peki. Bir daha yapar mısın? Oo süpersin. Harikasın. Genellikle uçmayı tercih eden bir arkadaş olduğu için sürekli olarak şey yapmış olması sevindirici. Bir ejderhanın da bu kadar fazla alevden hasar alması bir değişik tabii ki. Hani ejderhasın kardeşim sen, hani senin alevden hasar almıyor olman lazım yani. Bu şekilde geçip ortayı aleve verecek şekilde saldırabilir. Altında yakınında bir yerindeyseniz hani şey atarak yine kendisi hasar verme imkanınız var. Aklınıza bulunsun. Bir Pyromancer bir alev ejderhasını ondan daha fazla hasar vurarak yendi. Bana çok değişik geliyor bu durum ama başarabiliyoruz evet. Uzun bir asansör yolculuğu sonrasında Firekeeper'ımızın olduğu yere gidiyor olacağız. Ve bir aksilik olmazsa oyunun bayağı başlarından beri bahsetmiş olduğum ve Türkçe oynanış rehberine dahil etmediğim tek karakter quest'ini bu seride tamamlamış olacağız. Daha yukarı çıkıyorum. Karşımda bizim Firekeeper var. Konuşuyorum, konuşmaya devam ediyorum. Kendisi bana Aged Feather isminde bir item verdi. Az önce hızlı geçtim ama en azından hani ismini vesaire tek söyleyebilirim. Aged Feather diye bir item verdi. Bu item bizim karakter quest'imizi ilerletmek için kullanacağımız item olacak. Geliyorum. Bir önceki bonfire'a aslında ışınlanıyorum. Yani burası değil daha doğrusu. Hani bu bölümün başında açmış olduğumuz ilk bonfire diye ifade edeyim. Oraya ışınlanıyorum. Navlan ismi verilen bir büyücü arkadaşımız var. Arkadaşımız değil mi? Bir büyücü var. Kendisi insanları öldürmekten, kendisini insanları öldürmekten alıkoyamıyor. Ve bir yere hapsedilmiş durumda. Eğer ki az önce bahsetmiş olduğum sol taraftaki kolu çekerseniz kendisini o hapisten kurtarıyorsunuz ve kendisi kendisine engel olamayacak bir şekilde insanları öldürmeye devam ediyor. Fakat burada biz ona yardımcı olabiliyoruz. Ona yardımcı olabilmek için çok özür dilerim. Bir şey atladım. Ona yardımcı olabilmek için bizim öncelikle Hollow olmamız lazım. Yani bizim bir tur ölmemiz gerekiyor ki ben şu an insan formundayım. Hollow forma geçmem gerekiyor. Biz Hollow formdayken onunla diyaloğa girdiğimizde kendisi şey diyor. Hani sen madem Hollow'sun şey yap. Nedir adı? Bana yardımcı ol, hani benim öldürmek isteyen insanları sen öldür. Ben diyor gidip öldüremiyorum. Sen onların hakkından gel. Tamam diyeceğiz biz de. Olur diyeceğiz. Yaparız diyeceğiz. Kaldırın bakayım. Az kaldı öldürmenize. Bir tane daha vurun öleceğim galiba. Aynen. Diyeceğiz ki hani şey değil. Sıkıntı değil. Biz onları öldürürüz. Yavaş yavaş diyaloglarını alacağız. Ve aslında öldürmemiz istediği karakterlerin kimler olduğunu ve nasıl öldüreceğimizi yani öldürmeden nasıl bu işi çözebileceğimizi sizlere ifade ediyor olacağım ben. Gerçek olmazsa. Kendisi burada. Well, you're nice. Are you tormented by memories? Now the question. Are you this long ago, this night
The fool dreamt of bringing new, but instead, he created what he sought. While my vessel slept, but my vessel did not open. Now I don't have anything against humans. I'm only using what the god. So what say you to a spot of me? If you don't, I'll leave this I couldn't give a fig either way, so... Yani kendisinin yerine belli başlı insanları öldürmemizi istiyor. Benim diyor umurumda değil ama diyor hani eğer diyor sen benim yerime öldürürsen hani işler daha kolay ilerler. Tamam diyoruz biz de. Yes, I see. I want you to... Yes, is the only person. İlk olarak bizden merdivenci abiyi öldürmemizi istiyor. Ve onun için ondan satın almış olduğumuz o merdiven, minyatür merdiven item'ını kanıt olarak getirmemizi istiyor. Biz merdivenciyi öldürmeden de o item'ı satın alabildiğimiz için aslında öldürmeden onu kanıt olarak getirebiliyoruz. Kendisi burayı terk etmediği için bedenlerini göremiyor. Biz o item'ı aldık ve teslim ediyorum şu an. Karşında bize Dispelling Ring'i vermiş oldu. Bu sefer haritacı Kay'li öldürmemizi istiyor. Haritacının kafalığını, miğferini getirmemizi istiyor kanıt olarak. Evet diyoruz buna. Eğer ki haritacının quest'ini yaparsanız oyunun sonunda bütün boss'ları kestikten sonra haritacının evinde 8 farklı şey çıkıyor olacak. Alev işareti çıkıyor olacak. Onlar çıkınca kendisiyle konuştuğumuzda haritasını tamamlamanıza destek olduğumuz için size miğferini hediye ediyor. Biz o quest'i tamamıyla ilerletmek istemediğimizden ötürü kendisini oyunun başında öldürmüş bulunduk. Ve öldürerekten kendisini kafalığını almıştık zaten. Ama bunu teslim ediyorum. Karşında Simpleton Spice verdi. Bu sefer bizden Hexer Falcon'i öldürmemizi istiyor. Bu Hexer Falcon şu an kullanmakta olduğumuz kafalığı bize Hexer setini aynı zamanda Sunset Staff'ı veren arkadaş. Kendisine konuştuğumuzda 20 intellect ve 20 faith'e sahip olduğumuz için bu armor setini elde etme imkanımız olmuştu. Kendisini öldürerek de bunları alabiliyoruz. Ama biz onun yerine biraz daha barışçıl bir yol tercih ettik. Almış olduğumuz Sunset Staff'ı şu an teslim ediyor olacağım. Ve karşılığında Pyromancy'nin Dark Souls 2'deki içerikleri olarak düşünüldüğünde en fazla hasar vuran Pyromancy'nin bir tanesini almış oluyoruz. Forbidden sana alıyoruz. Bunu bir aksilik olmazsa birazdan tanıtıyor olacağım. You could kill a dozen like that and it wouldn't. I want you to kill the girl. They say that she's a once she, the girl, now girl. Bu sefer bizden Firekeeper'ı öldürmemizi istiyor. Eğer ki şu an oyunda geldiğimiz noktaya kadar gelmiş ve Firekeeper'a diyaloglara girmişsiniz, Firekeeper günün sonunda size Age Feather'ı veriyor ve biz Age Feather'ı kendisine teslim ederek burada onu öldürdüğümüzü ifade ediyor olacağız. Yeah, God, you're a woman. Onun da karşılığında Unleash Magic isminde bir büyüyü almış oluyoruz. Burada bu arkadaşın quest'i aslında tamamlanmış oluyor. Unleash Magic çok dehşet bir büyü. %30 can kaybediyorsunuz. Hızlanmak adına direkt Homeward Bone kullanayım. %30 can kaybediyorsunuz ama bütün büyü, mucize, pyromancy hasarlarınız %20 oranında artıyor. Yani eğer ki başka içeriklerle bunu mixlerseniz birçok boss'u ve birçok düşmanı o aynı zamanda online PvP'deki birçok oyuncuyu birkaç büyü ve saldırı içeriğiyle hemen öldürebiliyorsunuz. Oldukça güçlü bir içerik. Hani kullanmanızı tavsiye ederim etmem tamamen size kalmış. Ben bir deneyimlemenizi tavsiye ederim ama. Hani ne kadar iyi olduğunu en azından bir görün. Buradan bütün bu alanı skiplememize imkan tanıyan bu yolu kullanmış olduk. Çünkü bu alanda bizi ilgilendiren bir şey yok. Dümdüz köprüden koştura koştura ilerliyor olacağız. Burada bonfire'ımız var ve aynı zamanda Aldia var. Sağ olsun hep zıplayarak çıkıyor karşımıza. Kendisiyle diyaloğa giriyorum. Bütün diyaloğu tüketmeye çalışıyorum. Sonrasında bonfire yakıp bonfire dinlenip öncelikle Majula'ya gidip ruhlarımı harcamak istiyorum. Ruhları harcarken de bir içerikten bahsediyor olacağım.
yukarıdaki Pyromancer eğitmenimizin kullanmakta olduğu bir tane büyü var. Satmakta olduğu bir tane büyü var. Buy item derseniz şuradan Poison Mist denilen bir tane şeyi elde etme imkanınız oluyor. Pyromancer büyüsünü elde etme imkanınız oluyor. Olur da buradaki Ancient Dragon'ı kesmek isterseniz kullanabileceğiniz güzel bir alternatif oluyor. Benzer bir kullanımı ben Türkçe oynayış rehberinde büyücüyle göstermiştim. Hani birebir aynı metot, birebir aynı yöntem, sadece bu sefer Poison Mist kullanıyor olacaksınız. Alev hasarlarına mesela çok fazla hasar almayacağından ötürü biraz daha o şekilde bir yaklaşım gerekiyor. Tabii ki Pyromancer'lere devam edebilirsiniz ama Pyromancer'ın sayısı yetmeyecektir öldürmeye. Aklınızda bulunsun. Yine Firestorm ve Chaosstorm gibi şeylerden faydalanabilirsiniz ama çok fazla hasar bulma imkanınız olmuyor. Pardon, ilerlemeden öncesinde. Etion Spell diyorum. Şu arkadaşı çıkartıyorum. Bu arkadaşı çıkartıyorum. Buradan bir de Flame Sword'ı çıkartıyorum. Şurada Forbidden Sun ismindeki büyümüzü takıyorum. Bunu takabilmek için 3 tane şeye ihtiyacım var. Gördüğünüz üzere 3 tane slota ihtiyacım var ama gerçekten değiyor. Tek üzücü tarafı 2 kullanımım var. Hasarını göstermek gerekirse. Bayağı bildiğiniz bir tane güneş fırlatıyorsunuz. Yaklaşık 1000 küsür vurdu bu arada. Hani gayet başarılı. Forbidden Sun bunu attıktan sonra attığınız yerde yani çarptığı düşmanın olduğu yerin altında bir miktar alev dalgası gibi bir şey oluşturur. Oluşturduğu alev dalgası dolayısıyla biraz daha yüksek oranda hasar bulmanıza imkan tanıyor. İşinize gelecektir. Aklınızda bulunsun. Buradan yine bir miktar Ember Hurry tüketmiş olduk. Burada yine klasik düellomuz var. Kendisi böyle saldırmıyormuş, bakmıyormuş gibi bir anda böyle şey yapınca, ilerleyince ben bir tık gıcık oluyorum buna. Açıkçası. Yine iki elle tutup şey yapabilirsiniz. O standa kalabilirsiniz. Bu arkadaş öldürmeden ilerlemeye çalışırsanız etraftaki herkes size düşman kesilir. O yüzden mümkünse bunu öldürerek ilerleyin. Yanıma yaklaşacaksın diye düşündüm. Yani bu kadar zırh giymiş, bu kadar böyle havalı bir görünüm vesaire var ama günün sonunda elindeki baltalı birine ölecek olması çok üzünlü bence. Buradaki elemanların hani en iyi savaşçımız falan diye ortaya attığı biri. Havada zıplarken kendisini almış. Bu arkadaşla konuşup bu arkadaştan özel bir item alıyor olacağız. Ashen Mist Heart'ı elde ettik ve direkt Homer Bone kullanarak ben buradan tekrardan geriye dönüyorum. Travel diyorum. Burada Forest of the Fallen Giants'ta henüz ziyaret etmediğimiz ve kralın yüzüyle açılabilen bir bölge var. Oraya gidiyor olacağız. Öncelikle yüzümüze bakalım. Daha sonrasında yolumuza bakalım. Klasik arkadan saldırma saldırısıyla kendisini eliyorum.
Yüzüğü taktığım için bu kapı da açılıyor olacak. Yani bilerek Pyromancy kullanmadım çünkü bir tane boss'a gidiyorum. Hani boss'ta direkt Pyromancy'leşin tekrardan bonfire dinlenmeyeyim diye. Az önce ejderhadan almış olduğumuz item'la şu içeriklerin alanlarına gidebiliyoruz. Boss'umuzu kesmeye gidiyoruz. Sağ tarafa yapışık bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Düşmanları görmezden gelebilirsiniz çünkü günün sonunda onlar zaten şu yuvarlanan arkadaşları vesaire çarparak ederek ölüyor olacaklar. Toz bulutu geçsin diye bekliyorum. Geldim buraya. Şimdi bu boss'a kapışmak için uygulayabileceğiniz birkaç farklı yöntem var. Ben burada bir tanesini tanıtmak istiyorum. Şuradaki üst platforma çıkıp buradan saldırabilirsiniz. Mantık şu, o saldırısını yapacak, daha sonra da siz saldıracaksınız. Yani çok böyle şey bir zaten saldırısı yok ve inanılmaz hani dodge'lanamaz vesaire, çok böyle aşırı hızlı bir saldırı vesaire yapmıyor. Dolayısıyla hani ne saldırı yaparsa yapsın, hasar alsanız bile hemen ardından kendinizi iyileştirme imkanı bulacaksınızdır. Ne zaman bizim hasarımız da gayet yerinde, dolayısıyla işte sıkıntı olmuyor. Oraya odaklanmışken uzağa atacağım şeyler bitti. Dolayısıyla gelip mümkünse buradan ayaklarına saldırarak kendisini öldürmek istiyorum. Harika. Ve yine şurada bir tane Fire Seed item'ımız var. Eğer ki faydalanmak isterseniz aklınızda bulunsun. Dilerseniz bu boss'u tekrar tekrar kesebilirsiniz. Hani bonfire stick kullanarak çözen bonfire çok yakın. Boss çok kolay erişilebiliyor. Bu çok bizim için çok rahat da bir boss. O yüzden hani tekrar tekrar öldürerek eğer ki level noktasında geride kaldıysanız veya ihtiyacınız varsa daha fazla ileri gitmek istiyorsanız level alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Birkaç tane şeyi kontrol etmek istiyorum. Onları aldık. Okey. Buradan şeye bakmak istiyorum. Ondakileri aldık mı diye. Emin olmak adına. 4 tane kalmış. Buranın şu 4 tanesini almış olalım. Bunları da almış olalım. Ya. Yeni kalan ruhlarla konuşuyorum bu arkadaşla. Buradan satmakta olduğu şu şeylerden bir tanesini almak istiyorum. Ve envanterimdeki ruhları kullanarak geri kalan level up'ları yapıyor olacağım. Diğer küçük ruhlara değinmeye gerek yok. Onlar hani kalsa da olur, çok sıkıntı değil. Level up diyorum. Fate'i arttırmaya devam ediyorum. Tercihen aslında Fate'i şey yapmak isteriz. 50'ye çıkarmak isteriz. Ama iki seviye aşağı kalmış oldu. Çok da büyük bir sıkıntı değil. Nasılsa son boss'ları kestikten sonra elde edilen ruhlarla bu yapılabiliyor. Şuradaki Drangey Kalesi'ndeki ilk bonfire ışınlanıyorum. Şimdi daha önceki video serilerinde göstermediğim bir etkileşimi göstermek istiyorum. Bu bir izleyicimin, hatta iki izleyicimin daha doğrusu, yanlış olmasın. İki izleyicimin kafasını karıştırmış. Pek anlamlandıramamışlar durumu. Ben de onun burada örneklendirmek istediğim için tanıtıyor olacağım. Bir aksilik olmasa da açıklıyor olacağım ne olup bittiğini. Şurada envanterinize bu Ember Herd'leri koyun. Aynı zamanda bu bizim spell use'larını imkan tacı arkadaşlara koyun. Bu da burada bulunsun. Bakın, süper. İlk olarak Throne Watchers boss'unu kesmeye gidiyoruz. Ya yani boss'larını kesmeye gidiyoruz.
boss fight'a girer girmez hemen direkt şeye saldırabilirsiniz. Yani elinizdeki uzağa saldırılabilir. Ne onun adı? İçeriklerle hemen fırlatabilirsiniz. Sıkıntı yok. Benim tavsiyem burada hani biraz şey yapmak olacak. Aralarında dağıtın şeylerinizi, büyülerinizi. Hani hepsini tek bir kişiye atmayın ilk başta. Ve Forbidden Sun'ın hani burada etkisini göstermeye çok çok keyifli. Bir tanesi gitti bile. Kalkan kullanacağım diyorsun. Peki. Neden saldırmadığını anlayabilmiş değilim yani. Tamam silahını buffla da hani niye saldırmıyorsun? Silahını buffla okey, sıkıntı yok. Amber Heard'ı alıyorum hani bir Forbidden Sun'ı vesaireyi yenileyebilmek adına. Bir tane daha alıyorum hani komple bu arkadaşları eski seyretmek adına. Yine burada şey alıp ne aradı? Estus içip kendimizi toparlıyorum. Nashandra boss'u geliyor. Burada Bright Bug'ı kullanıyorum. Bu arkadaşa pat. Hemen hızlısından iki tane Forbidden Sun'a atıyorum. Ve devam ediyorum saldırmaya. Üzerinize doğru geliyorsa biraz yaklaşın. O silahla yapacağı saldırı yapsın. Genellikle lazer saldırısı vesaire tercih eder. Yani silah saldırısı yerine. O yüzden biraz daha içiniz rahat olacaktır hani saldırmak noktasında. Az önce almış olduğumuz aslında bu Amber Heard'leri vesaire burada kullanıyor olacağız. Hop. Kendisine uzaktan tatlı tatlı bu büyülerimizi atabiliyoruz. Hop. Ve Nashandra'yı öldürmüş olduk. Yine gördüğünüz üzere hani bayağı yüksek bir oranda ruh geldi. Oyunun sine... Yani oyun bittikten sonra credits kısmını, hani yapımcılar vesaire kısmını eğer skiplemeyi beklerseniz, ya da skipleme imkanı tanımıyordu, yaklaşık 10 dakika falan sürüyor. Beklerseniz New Game Plus'a geçmeden oyuna kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yani burada oyun bitince direkt olarak New Game Plus'a geçmiyor. Dark Souls 1 gibi değil. Dolayısıyla hani bu ruhları harcayarak hani bir miktar daha buradaki statlarınızı yükseltme imkanınız var. Yani Fate'i 50'ye çıkartabilirsiniz. Şimdi burada birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an Intellect 50, Fate 50, Attunement 30, Vigor ve Endurance 20. Bu ana oyun noktasında erişilmesi istenilen saf Pyromancy statları. DLC'leri yapacak olursanız DLC'lerde bu statların biraz daha yükselmesi lazım. Intellect ve Fate'in 60'a çıkması lazım. DLC'leri oynarken yani statlarınızı ona göre vermeniz lazım. Intellect ve Fate 60'a çıkmalı. Attunement mümkünse minimum 40 olmalı. Endurance'ı 30'a çıkarmanız lazım. Vigor 25'te kalsa da olur. Böyle bir yapısı var. Tabii buna göre arttırıp arttırmamak tamamen sizlere kalmış. Ben hani elimden geldiğince şey yapmaya çalıştım. Hani bu build'ımızı ve build'a ait olan içerikleri tanıtmaya çalıştım. Farklı farklı büyüleri gösterdim. Ne yazık ki Forbidden Sun hani kullanabildiğimiz en OP büyü oyunun en sonlarında elde ediliyor. Bir tık üzücü olduğunu söyleyebilirim. Buradaki bahsetmek istediğim etkileşim de şu. Nashandra'yı kestik ama Aldia'yı kesmedik. Aldia'yı kesmediğimiz halde oyunun sonunu getirebiliyorum. Yani buradan düz ilerleyebiliyorum ya da buradan düz gidebiliyorum. Oyunun sonunu getirebiliyorum. Fakat diğer bütün serilerde biz Aldia'yı kestikten sonra bunu yapabiliyorduk. Ben buna hiç bahsetmemişim. Yani diğer serilere bir baktım. Acaba dedim ben bunu atladım bir yerlerde falan. Hakikaten atlamışım ve buna değinmemişim. Buna değinmek istiyorum. Burada eğer ki Kral Vendrick'in Hollow versiyonunu kesmezseniz Aldia burası son boss olarak karşınıza çıkmaz. Son boss olarak karşınıza çıkmadığı için Nashandra'yı kestikten sonra oyun biter. Böyle bir etkileşim mevcut oyunda. Yani zaten Kral Vendrick'i kesmenin ya da onunla uğraşmanın çok bir katkısı olmadığından ötürü biz onu skiplemiş bulunduk. Dileyen arkadaşlar öldürebilirler. Sıkıntı değil. Aldia'ya da uzaktan bayağı saldırabileceğiniz için sıkıntı olmuyor ve Aldia yine yüksek oranda alev hasar alan bir boss. O yüzden yine Pyromancer olarak rahat bir şekilde kendisine geçebiliyor olacaksınız. Aklınızda bulunsun. Buradan ateşlerin söndüğü sona doğru gitmek isteriz aslında. Aa pardon evet. Bunu da söylemem lazım. Çok özür dilerim. Ama Allah'ım hype olup hype'da kalmak çok üzücü bir şey. Yine Aldia'yı eğer kesmezseniz bu sona gidemezsiniz. Buradaki son size sunulmuş bir son olmuyor. Gidebileceğiniz tek son şuradaki son oluyor.
Ve burada sona gitmek zorunda değilsiniz. Homeward Bound atabilirsiniz. Hani o da bir opsiyon. Burada aslında Dark Souls 2 Pyromancer serimizi tamamlamış bulunuyoruz. Burada birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. DLC'de 3 tane Pyromancer var. Alıp kullanabileceğiniz. İki tanesi Dark Pyromancer olarak geçiyor. Bir tanesi standart Pyromancer. Şu an sahip olduğunuz Pyromancer'ı ek olarak kullanmak istediğiniz Pyromancer'ler değiller. Hani sadece böyle ben bunu kullanmak istiyorum ya bu bulunsun. Kimse kullanmıyor ben kullanmak istiyorum derseniz envanterinize dahil edeceğiniz içerikler oluyor. Buz DLC'sinde Fire Clutch Ring diye bir yüzük var. Yüzüğü almak için ilk boss'u kesmeniz, bir miktar haritayı keşfetmeniz gerekiyor. Türkçe oynanış rehberinde onun nerede alındığı vesaire yine video açıklamalarında mevcut. Oradan bulabilirsiniz. Fire Clutch Ring takmanız durumunda aslında bizim dördüncü yüzüğümüz olmalı. Yani kralın yüzüğü ya da işte bize fazladan ruh veren yüzüğün yerine o gelmeli. Build olarak. Fire Clutch Ring sizin alev hasarınızı, her türlü alev hasarınızı arttırıyor. Her türlü alev hasarınızdan daha fazla hasar çıkarmanıza imkan tanıyor. Diğer Pyromancer içeriklerini ben yine oyun içerisinde bahsetmiştim. New Game Plus 2'de Great Chaos Fireball alabiliyorsunuz. Dranglade Crest'in girişindeki NPC'den. Yine New Game Plus'ta ya da Bonfire City kullanarak Lost Sinner'ı öldürüp Lost Sinner'ın ruhuyla Flame Weapon'ı elde edebiliyorsunuz. Silahınıza alev buff'ı sürmek için. Eğer ki silahınız alev efsunluysa daha da fazla alev hasarı vurabiliyor olacak. O efsun sayesinde. O efsunun etkisiyle beraber diye ifade edebilirim. Hani burada yani New Game Plus'ta ve DLC'de yapabileceğiniz bir sürü şey var. Neden böyle bir bug'a girmişmiş gibi ekran değişiyor bilmiyorum ama emin yani kafası karıştı sanırsam. Neyse. DLC tarafında hani yapabileceğiniz belli başlı içerikler var fakat DLC'lerde özellikle Alev DLC'si yine Pyromancer'lar için oldukça işkence oluyor. Çünkü Iron Keep'in komple bir DLC yapıldığını düşünün. Tam olarak öylesi bir hissiyat, tam olarak öylesi bir oynanış. Ne yazık ki yani orada Pyromancer olarak biraz zayıfsınız ama benim Iron Keep'te yaptığım gibi ya da diğer bölgeler yaptığım gibi birçok düşmanı görmezden gelerek ana kontente, ana içeriğe, bosslara ve itemlara odaklanarak ilerlemeniz mümkün. Hani belki o biraz daha acınızı dindirecektir. O DLC'ye geçecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Efendim burada bug'a girmiş bir şekilde kredi sahnesi. Neden böyle oldu bilmiyorum ama bug'a girmiş bir şekilde kredi sahnesi. Serimizi tamamlıyoruz. Bir başka seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.